gittikçe size ceza vermek zorunda kalırım. Buyurun, zorundayım. Evet, şu anda bir disiplin suçu işlenmektedir. Kendisini, evet, susmanız gerekiyor. Bir resme 5 dakika ara veriyorum ve kendisinin salondan çıkarılmasını idare amirlerinden istiyorum. Başka bir işlem yapmak zorundayım. O nedenle size önce sözlerinize ve niyetinize açıklık getirmek üzere yerinizden söz veriyorum. Diğer konuşmalara size de 5 dakika söz vereceğim. Benim sözlerim çok açık ve net. Şu anda Suriye'nin kuzeydoğusunda teröristlere karşı, PKK-YPG terör örgütüne karşı kahramanca mücadele eden güvenlik güçlerimize işgalci diyen herkese hain dedim ve haindirler demeye de devam edeceğim. Dolayısıyla benim sözüm bir şahsa, insani olarak bir ferde ya da meclisin manevi şahsiyetine ya da başkanlık divanı yönelik değildir. Benim sözüm çok açık ve nettir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şerefli kahraman ordusuna işgalci diyen herkese haindir ve bu hainliği yapmaktan da vazgeçmeye çağırıyorum. Bunu meclisin şerefli kürsüsünden dile getirenlerle ilgili de işlem yapıp iç tüzüğe göre meclisten çıkarılmalarını talep ediyorum. Evet, Sayın Destici'nin yaptığı açıklamayı yeterli görüyorum. Eğer meclisin başkanlık divanına, meclisi yöneten başkan vekiline yönelik sarf edildiği yönünde bir kanaat oluşsa, İç tüzüğün hükümleri açıktır. Bunları uygulamam gerekir ama ben hiçbir oturumda fiili saldırı ve doğrudan kavga olmadıkça disiplin hükümlerini uygulama anlayışında olmadım. Bugüne kadar da uygulamadım. Eğer açıklamalarla, niyet düzeltmeyle, ifadelerle sorun çözülebiliyorsa ben yönettiğim sürece başkan vekili olarak buna değer veririm ve görüşmelere yine parlamenter sistemin ruhuna, demokrasinin mantığına uygun olarak devam ederim.